Seyircilerimiz, müzik dünyamızdan köşemizde Çetin Çeki bu hafta Türk sanat müziğinin iki ünlü ve başarılı temsilcisini ağırlıyor. Değerli seyircilerimiz, bir başka gecede müzik dünyamızdan köşemizde bu akşam Seçil Efer ve Alaaddin Şensoy ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim, öncelikle Seçil Efer'in müzikle ilgili konumuna bir açıklık getirelim diyorum. Sizi son yıllarda sıkça göremiyoruz. Acaba müzik çalışmalarını azalttığınızdan dolayı mı, yoksa yurt dışında yaşadığınızdan dolayı mı? Hemen bunu öğrenelim. Müzik çalışmalarımı tabii artık biraz olsun azalttım. Evet. Çünkü artık sahne çalışmalarım olmadı evlilikten sonra. Biraz da tabii yurt dışında da bulunmanın nedenleri var. Fakat artık daha çok buradayım. Son 1-2 bir iki yıldır senedir. Evet, Türkiye'desiniz. Türkiye'deyim. İşte gene biraz müzik çalışmaları bundan sonra biraz daha yoğun olacak. Yoğun olacak yani. Diyorsunuz. Böylece sizin daha çok Türkiye'de yaşadığınızı artık öğreniyoruz. Evet. Ve müziğe daha fazla zaman ayırabileceğinizi de, duymaktan da mutlu oluyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi biraz gerilere gidelim. Siz Ankara Radyosu'nun çok verimli döneminden bir sanatçısınız. 1960'lı yıllardaydı, ben hatırlıyorum. Evet, 1966. Ben çok iyi arkadaşlarınızla birlikte Ankara Radyosu'na girmiştiniz. O dönemi bir hatırlatın bize. Çünkü çok ünlü sanatçı çıktı o dönemde. Evet, 1966 yılında stajyer sanatçı olarak Ankara Radyosu'na girdim. Ve o dönemdeki sıra arkadaşlarım Muazzez Abacı, Hülya Sözer, Ela Altın, Samime Sanay, evet. Ben biraz yardımcı olayım size. Ve çok güzel bir dönemdi değil mi? Çok da güzel bir dönemdi ve çok iyi bir dönemdi o sene. Evet. Ve o sırada en çok daha çok kadın sanatçılar sahneye transfer oldu radyodan. Ve çok uzun bir eğitim gördük biz 1966 yılında giren sanatçılar. 6-7 sene kadar bir eğitimden sonra solo programları aldık. Ve ben hatırlıyorum, o dönemde sahneye çıkma cesaretini diyelim gösteren ilk sanatçı da galiba sizdiniz, evet, değil mi? Evet, ilk bendim. Benden ne sonra zamandı? 7 sene arası var. 1966'da girdim. 7 sene demek ki 73 yılında. 3 yılında sahneye İstanbul'da. Çıktım. İstanbul'da. İlk Bebek Maxim gazinosu, eski Bebek Maxim, şimdi yıkıldı. Bebek şimdi Belediye'nin yok karşısındaydı. Orada çıktım solist olarak. Bir 5 sene kadar da sahne çalışmam oldu. Ondan sonra eşimle tanışıp evlendim. Evlendiniz ve müzik çalışmalarına ara verir gibi oldunuz. Ona biraz sonra döneceğiz. Şimdi izin verirseniz 66'dan 92'ye aşağı yukarı 25-26 sene geçmiş. Evet. Ama yanınızda oturan sanatçı için neredeyse 40 sene geçmiş diyebiliriz değil mi efendim? Evet. 1953 başı. 53'te başlamışsınız. İzmir Radyosu. İzmir Radyosu. Ben hep İstanbul Radyosu diye hatırlıyorum ama demek... 1960 yılında İstanbul Radyosu'na memur olarak tayin edildim. Evet. 7 yıllık bir memuriyet hayatım var. Türk müzikisi, diskotek şefiydim. 66 yılı sonunda memuriyeti bıraktım. Ve profesyonel olarak çalışmaya başladım ama... hiç şeye ara vermedim. Ses sanatçılığına ara vermedim. Şimdi efendim benim gördüğüm kadarıyla Türk musikisi uzun soluklu bir uğraş. Tabii. Bunu nereden anlıyorum derseniz ses sanatçılarımızın çoğu son dönemlerinde aradan 30 yıl, 35 yıl geçtikten sonra birdenbire çok güzel besteler yapmaya başlıyorlar. Belki sizin çok daha eskidir bestekarlığınız ama sizin de son 10 yıl içinde galiba değil mi? Şarkılarınızı yaptığınız dönem. Evet, bundan 35 yıl önce de ben şarkı besteledim, şarkılarım var ama besteciliğe tam manasıyla soyunmam diyeceğim 8 sene içindedir. Evet. Bu arada güfteler de yazıyorum. Evet. Hatta güftelerimi başka besteciler mesela sevdiğim, saydığım Alaaddin Yavaşça abi. Evet. Şarkımı bestelemiş, güftemi bestelemiştir. Devam ediyoruz. Besteciliğe devam ediyoruz.
Aynı zamanda tabii... Ve çok güzel besteler, ödüllü besteler yapıyorsunuz. Evet. Bunları da Seçil Hanım gibi sanatçılar eksik olmasınlar. Başarıyla seslendiriyorlar. Şimdi biraz sonra programımızın akışı içinde Seçil Hanım sizin ünlü şarkılarınızdan birini seslendirecek. Evet. Biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum. Şimdi diyorum ki bu şarkıyı bir kenara koyalım. Yine sizin bestelerinizden birini ortak seslendirin. Bununla ilgili küçük bir de hazırlık yaptık. Kanuni arkadaşımız Alaaddin Birol da size eşlik etmek üzere hazır. Ama hangi şarkıyı seslendireceğinize lütfen birlikte karar verin. Okuyalım. Şimdi hazırlıklı ödül almış şarkımız. Evet. Büyüleyen gözlerinle. Evet. Sözleri de bana ait. Sözleri de size ait, onu söyleyelim. Tabii. Tabii. Niyetle. Samur samur saçlarınla, kalem kalem kaşlarınla, çıldırtan bakışlarınla, alev alev yakıyorsun. Samur samur saçlarınla, kalem kalem kaşlarınla, çıldırtan bakışlarınla, alev alev yakıyorsun. Karanfiller gibi renkli, bülbüller gibi ahenkli, neşeli sevinçli zevkli, name name şakıyorsun. Karanfiller gibi renkli, bülbüller gibi ahenkli, neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun, name name şakıyorsun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Büyüleyen gözlerinle. Söz ve müzik sizindi değil mi? Evet. Peki, yeni besteler var mı diye sormak istiyorum hemen. Var. Evet, denetimden geçen bir hayli güzel şarkılar var. Yapıyoruz, Ankara'ya yolluyoruz. Ankara'dan geliyorum, malum merkez orası. Evet. Bir hayli şarkılar. Seçil Hanım da merakla dinliyor. Evet. Evet. Bir önceki yeni kasette galiba bir Alaaddin Şensoy bestesi vardı. Biraz sonra dinleyeceğimiz şarkı değil mi? Peki...
1977'de evlendim dediniz. Aradan 15 yıl geçmiş. Sahneyi de bıraktınız. Hiç sahne özlemi duymadınız mı? Sahne özlemi duymadım diyebilirim. Sahneye çıkmamayı eşimle beraber karar verdik. Evet. Ama sahneyi bırakmam demek sanatı bırakmam değil. Tabii. Gene televizyon programlarıyla, kaset çalışmalarımla, bir iki yardımsevenlerde konser verdim. Evet. Öyle devam ediyorum. Devam ediyorsunuz. Evet. Peki bundan sonra yine aynı çizgide devam etmeye kararlısınız. Evet, gene aynı çizgide. Sahne teklifleri kabul edilmiyor. Hayır. Edilmiyor. Hayır. Peki efendim, sizin cephenizde durum nedir? Özellikle galiba ailede müzik geleneği sürüyor. Evet. Değil mi? Evet. Oğlum, küçük oğlum Hakan Şensoy, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Fevkalade başarılı evet. bir çocuk. Konservatuvarı bitirdikten sonra İngiltere'de Kraliyet Müzik Akademisi'nin açtığı bir sınava katıldı 4 yıl önce. Bütün dünyaya verilen 6 burs vardı. Bir tanesi benim oğlum kazandı. Bir yıl evet. orada okudu. Yine Türkiye'ye döndü ve 2,5 yıl master yaptı. Evet. Master'dan sonra şimdi de imtihanları kazandı. Doktora yapacak. Klasik keman çalıyor. Klasik keman. Şimdi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu. Evet. Fakat klasik musikiye son derece meraklı ve aşina, çok sevdi. Yalnız şunu söylemek istiyorum, Türk musikisini de süper bilen bir çocuk. Evet. Peki efendim, son olarak size radyodan hiç söz etmedik. Radyo programı yapmıyor musunuz? Evet, radyo programı yapabilirim. Biraz bu şeyde tembel bir sanatçıyım herhalde. Estağfurullah. Çok teklifler geliyor. Evet. Hiç olmazsa ayda bir kere olsun bir televizyon programı yapabilirim. Pardon, radyo programı. Onu da düşünüyorum, evet. yapmak istiyorum. Çok da iyi olur çünkü Seçil Eper Hanım bugün musikimizdeki en güzel hanım seslerinden biri. Yani uzak kalırsa bana göre Türk musiki izleyici bir kayıp. Kayıp olur diyorsunuz. Tabii, yazık olur. Evet, müzik çalışmalarınızı yoğunlaştırmanızı diliyoruz. Alaaddin Bey'in de dileği bu. Tahmin ediyorum ki programımızı izleyen müzikseverlerin dileği de bu. Bu dileği size aktaralım. Ve sonucunu hep birlikte bekleyelim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi eşinizle geldiniz. Sağ olun. Sizden de sağ olun.